Selamlar herkese. 1.20 için uzun bir süre sonra kayda değer bir deneme sürümü 23W04A'nın incelemesine hoş geldiniz. Bugün beni çok fazla şaşırtmayan ama oyuna ekleneceğini öğrendiğimde çok mutlu eden bir özelliğe bakacağız. Deneme sürümü tamamen zırhları ilgilendiriyor. Artık zırhlarımızı görsel olarak özelleştirebileceğimiz yeni bir zırh düzeltme sistemi eklendi. İşleyişi ise tamamen demirci masasından geçiyor. Ve bunun için demirci masası yeniden tasarlandı. Artık demirci masasını açtığınızda burada bir armor stand, solda 3 slot ve üretimde şey alabileceğiniz bir slotumuz var. Sadece elmas setimizi netherite'e güçlendirebiliyorduk. Artık elde ettiğimiz şu şematikleri demirci masasıyla birlikte zırhlarımıza işleyebiliyoruz. Elde etmeniz gerekir dedim çünkü bu gördüğünüz şematikleri sıfırdan üretmenin bir yolu yok. Onları Minecraft'taki yapılardan ganimet sandığı dediğimiz sandıklarla bulabiliyorsunuz. Hepsinin ismi Smithing Table diye geçiyor ama temaları tamamen isimlendirilmiş. Bu şematikleri nerede bulacağınızı ve tema isimlerine bakalım. Nöbetçi zırh şeması, yağmacı karakolunda. Kumul zırh şeması, çöl piramitlerinde. Sahil şeması, batık gemi enkazlarında. Vahşi şema, orman tapınaklarında. Totem şeması, antik şehirlerde. Göz şeması, strongholdlarda. Sinir bozan şeması, malikanelerde. Gelgit şeması, okyanus tapınaklarında. Burun şeması, burç kalıntılarında. Kaburga şeması, nedir kalelerinde. Ve son şematiğimiz kule şeması Ents'deki sandıklarda bulunabiliyor. Bunların üretilmemesi macera açısından oyuna çok fazla katkıda bulunur. Bölge bölge tapınak tapınak gezer bunları elde etmeyi amaçlayabiliriz. Tabi sandıklardan bunları bulduktan sonra doğrudan demirci masasında kullanmaya çalışmak biraz üzücü olur. Çünkü daha önceden var olan şu şematiklerle aynı mantığa sahip değiller. Bunlar bir kere üretildiğinde sınırsız bir şekilde kullanılabiliyor. Ama bu gördüğünüz şematikler azalabilen bir şey. Bir parça için bir tane şematik harcıyorsunuz. Peki bunları çoğaltmanın bir yolu yok mu? Var. Çalışma masasına baktığınızda elde ettiğiniz bu şematiklerin nasıl çoğaltılabileceğini görüyorsunuz. Hepsi ama hepsi elmas istiyor. Burada amaçlanan şey oyuncuların Netherite'den önce elmas ekipmanları kullanma süresini arttırmak istemişler. Böylelikle Netherite ekipmanını oyun ilerlemesine daha önemli bir başarı haline getirmişler. Bir yeni mekaniğimiz daha var. 10 şematik dışında bir de şöyle bir şematiğe ihtiyacımız var. Netherite Upgrade. Artık Netherite'larımızı yükseltmek için tamamen buna ihtiyacımız var. Bunsuz bir yükseltme yapamıyoruz. Önce şematiği, sonra elmas ekipmanımızı koyuyor, en sonda Netherite'i yerleştiriyoruz. Ve bu kadar uğraşın sonunda Netherite'a erişebiliyoruz. Bu şematiği de burç kalıntılarında bulabiliyorsunuz. Ve oluşan burç kalıntıları içerisindeki iki sandıkta mutlaka Netherite Upgrade şematiği bulabilirsiniz. Desenlere geçmeden önce birim ile birlikte artık elmaslara çok daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Çünkü bir şematiği çoğaltmanın bedeli 7 elmas. Tüm Netherite ekipmanlarına ulaşabilmeniz için şu anda ekranda ne kadar materyale ihtiyacınız olduğu yazıyor. Üretilmiş elmas ekipmanlarınız dışında sadece upgrade'lere harcayacağınız elmas miktarı 49. Zorlayabilecek bir mekanik. Ama Netherite gibi bir zırha kolay erişilebilmemesi benim hoşuma gitti. Evet, artık elmas ekipmanlarımızı Netherite'e nasıl geçireceğimizi biliyoruz. Şimdi şematiklerin dokuma şekillerine bakalım. Sadece bir tanesine bakmak istiyorum. Geri kalan hep aynı mantıkta işliyor. Benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi sinir bozan şeması oldu. Bu şematiklere rengini verenler ise tamamen madenler oluyor. Siz aslında zırhınıza renk vereyim derken sadece bir madeni zırhınıza çeşitli şekillerle işlediğinizi düşünün. Sinir bozan şematiğimi yerleştiriyor ve Netherite sette altında bir yükseltme yapıyorum. Şimdi bu seti giydiğimde bir şeylere benzediğimi anlayacaksınız. Ve gerçekten çok iyi. Neye mi benzedim? İşte bu arkadaşa. Sinir bozan dediğimiz zaten malikanede yer alıyor ve oradaki bir canlının dokusunu artık kendimize işleyebiliyoruz. Tema olarak zaten bölgesel bir işleyiş var. İkinci en çok beğendiğim şey kumul yani dune şeması oldu. Zırh üzerinde antik Mısır dönemine ait bir tasarım varmış gibi. Şu anda 10 madenin Netherite üzerindeki tüm işlemelerini görüyorsunuz. Şimdi gördüğünüz şey ise 600 farklı renge sahip yükseltilmiş zırhlar. Burada bir yeni olay daha görüyoruz. Deri zırhlarımızı boyadığımızda renklerini farklı bir boyayla değiştirebiliyor veya açabiliyorduk. Mesela iki farklı renk kullanarak zırhımın çok farklı bir renk tonajına sahip olmasını sağladım. Aynı şeyi mesela yükseltilmiş zırhım için de görüyorsunuz. Turuncu temada bakır işlenmiş bir zırha altın yani sera rengi işlediğimde zırhımın rengi de belirli bir tonajda değişiyor. Bu konuda oyun geliştiricilerinden bir detay verildi. İşleyebileceğiniz ve açabileceğiniz tüm renkler şu anda ekranda görünüyor.
zırhlarınızın rengini bu tonda ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca gerçekten gözde çok iyi Ent'te buluyoruz zaten. Ender gözünün teması işlenmiş. Galiba yapamadan duramayacağım. Göz şeması, netherite set ve ametist parçası. İşte bu da sizin için gerçekten çok iyi bir doku oluşturabilir. Yani netherite koyu olduğu için o kadar da iyi durmadı aslında. Demirli rengini açıyoruz. Pek de istediğim gibi olmadı ama güzel. Şunu da bilmeniz gerekiyor. Demir sete demir işleyemezsiniz. Veya altın sete altın. Netherite sete netherite, elmas sete elmas. Zaten bu ikisi aynı renk olduğu için şematik işleseniz de zırhınızda belli olmayacağından bunu oyunda engellemişler ve mantıklı olmuş. Yani zırhınızı neyden ürettiyseniz o materyal hariç diğerleriyle işleyebiliyorsunuz. Son olarak ufak tefek bir zırhımız daha var. Kaplumbağa kabuğu. Bunu da aynı şekilde şematiklerle işleyebiliyoruz ve bu gerçekten çok hoş bir görünüme sahip oluyor. Şu anda 3 farklı kask denedim ve şunların duruşuna bakın. Bence gerçekten iyi. Kaplumbağa kabuğu dışında zırh olarak derileri şematiklerle işleyemiyoruz. Genel olarak yorumlamam gerekiyorsa ne düşünüyorum? Açıkçası bunları oyunda ilk defa görmüyorum. Daha önceden çeşitli modlarla veya texture packlerle bu tarz işlemeleri zaten yapabiliyorduk. Beni sevindiren şey oyunda hep alışık olduğumuz şeylerin gelmesi dışında zırhların da değişebileceğini görmek oldu. Bu zaten bizim daha önce bildiğimiz bir olay. Videonun sonuna gelirken sizlere bir duyuru yapacağım. Biliyorsunuz bayağıdır video atamıyorum yine. Aşırı ama aşırı yoğunum çünkü sizlere keyifli bir vakit geçirebileceğiniz sunucu hazırlıyoruz. Artık neredeyse bitirme aşamasına geldik. Geliştirici ekibi olarak tarihimizi oluşturduk. Şubat ayında sunucum açılacak ama tarihi size şu anda söylemeyeceğim. Yakında gelecek videolar var, orada öğreneceksiniz. Biliyorsunuz biz de vanilla bir sunucu açıp oraya bir işleyiş şekli ve aynı şekilde Mojang nasıl güncellemeler getiriyorsa biz de Nether güncellemesi, End güncellemesi gibi güncellemeler üzerine çalışıp oyuna dahil ediyoruz. Ve biz de ilk güncellememizin temasını oluşturmuştuk zaten. Neredeyse her şeyi bitirdik. Yakında beta testleri başlayacak. Herkese açık olmadan sunucumuz içerisindeki hataları, bug'ları bulabilecek oyuncuları sunucumuza davet edeceğiz. Bunun için Discord'a gelebilirsiniz ve topluluktan da duyurular zaten göreceksiniz yine. Sunucumuzu premium yapmama kararı aldık. Yayınlayacağımız ilk güncelleme sunucumuzun açılışında olacak ve bu açılışı YouTube kanalında tabii ki canlı yayınla yapacağım. Umarım gerçekten beklediğinize değen ve ben survival videoları yaparken survival oynayabileceğiniz bir sunucu olmuş olur. Yakında çoğu şeyi öğreneceksiniz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.